Sırat köprüsünü geçebilecek misin? Mahşerde muhakeme ve muhasebe işlerinden sonra cehennemin üstünde bir köprü kurulur ve Allah şefaate izin verir. Bütün insanların cehennem üstünde kurulmuş olan köprüden geçecekleri bildirilmiştir. Bunlardan takva sahipleri, Allah'a itaat eden kimseler, dünyadayken yaptıkları işlerin güzelliğine ve değerine bağlı olacak bir hızla oradan geçip cennete gidecekler. İsyankâr olanlarsa dizüstü çöktürülüp cehenneme yuvarlandırılacaklardır. Aralarından iman etmeyenler ebedi olarak orada kalacaklarken, zerre kadar imanı olan günahkarlarsa kendi suçlarının cezasını çektikten sonra veya çok merhametli olan Allah'ın lütfuyla bir gün oradan kurtulup cennete gideceklerdir. Cennete doğru yol alanlar melekler tarafından karşılanırlar. Rablerine karşı gelmekten sakınan takva sahipleri ise bölük bölük cennete gönderilirler. Nihayet oraya varıp da kapıları açılınca cennet bekçileri, "Selam olsun sizlere, ne mutlu size, haydi ebediyen kalmak üzere giriniz oraya," derler. Melekler onları, "İşte size vaat olunan gün bugündür," diye karşılarlar. Cehennemin üstüne kurulan bu köprünün adı Sırat'tır. Sırat, kıldan ince, kılıçtan keskindir. Üstünde 7 durak vardır. Her durakta melekler dikilmiştir. Birinci durakta imanı sorarlar. İkinci durakta 5 vakit namazı sorarlar. Üçüncü durakta zekatı. Dördüncü durakta Ramazan orucunu. Beşinci durakta haccı. Altıncı durakta kul hakkını, ana baba hakkını, akrabanın gözetilip gözetilmediğini sorarlar. Bu kul hakkı meselesi çok önemlidir. Hatta öyledir ki kullar cennetin kapısına kadar geldiklerinde bir nida gelir. İğnenin ucu kadar birbirinizde hakkınız, alacağınız olursa açmam kapıyı. Yedinci duraktaysa gusülden sorarlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam anlatıyor. Sırattan ilk geçenleriniz şimşek suretiyle geçerler. Sonra rüzgar gibi, bir kısmı koşan at gibi, bir kısmı koşarak, bir kısmı yürüyerek, bir kısmı emekleyerek ve bir kısmı da sürünerek geçer. Onları bu şekillerde amelleri geçirir. Bu esnada sizin peygamberiniz de sıratın başında durur ve devamlı olarak "Ya Rabbi, selamet ver, selamet ver," der. İnsanlar yaptıkları kendilerini sırattan geçiremez hale gelinceye kadar bu durum böyle devam eder. Hatta bir kişi gelir, yürümeye güç yetiremez de sürünerek gitmeye çalışır. Sıratın iki tarafında asılı çengeller vardır. Bunlar emrolundukları insanları yakalamakla vazifelidir. İnsanların bir kısmı bu çengeller tarafından tırmalanmış ve yaralanmış vaziyette kurtulur. Bir kısmı da cehenneme atılıverir. Cehennem ateşi müminler üstünden geçerken şöyle der: "Ey mümin, üstümden çabuk geç. Senin nurun ateşimi söndürüyor." Hazreti Ayşe radıyallahu anha nakleder: "Bir defasında cehennemi hatırlayıp ağladım. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam beni bu vaziyette görünce, Ayşe, neyin var?" diye sordu. "Cehennemi hatırladım da ağladım. Siz peygamberler kıyamet günü aile fertlerinizi hatırlar mısınız?" dedim. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu karşılığı verdi: "Üç yer vardır ki oralarda kimse kimseyi düşünmez. Mizanda ameller tartılırken terazinin hafif mi yoksa ağır mı geldiğini öğrenmeden, alın kitabımı okuyun deyinceye kadar amel defterinin sağından mı, solundan mı, arkasından mı verileceğini bilmeden, bir de cehennemin üstüne sırat köprüsü kurulduğunda kişi bu kancalardan kurtulup kurtulamayacağını öğrenmedikçe kimseyi düşünemez. İşlenen her günah sırat köprüsünün üstüne asılan bir kanca ve çengeldir. Onlar oradayken sıratı geçmek ya çok zor ya da imkansızdır.
Artık dileyen bu kancaları çoğaltsın, dileyen de tevbe ve istiğfarla oradan çıkartsın. İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen salihan fe ulâ حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.